Mahmud İbni Rebi isimli çocuk bir sahabiden bir hatıra anlatıyor bize. Bizzat anlatan da kendisidir. Olay yaşadığı zaman kendisi 6-7 yaşlarında. Resulullah o gün 60 yaşlarında. Dikkat buyurun, yaşı özellikle veriyorum. Bakın nasıl bir tablo aktaracak bize Mahmud İbni Rebi. Resulullah sahabe ile beraber Mescid-i Nebevi'nin içinde diyor. Biz de 3-5 arkadaş mescidin dışındayız. Biraz su birikmiş orada, birbirimize su oyunu oynuyoruz. İşte su sıçratıyoruz, ağzımızı su dolduruyoruz, birbirimize döküyoruz. Tabii çocuğuz, gürültü yaptıkça da içeriden sahabi efendilerimizden biri geliyor. Bizi uzaklaştırıyor mescitten. Gidin diyor. Resulullah içeride, rahatsız etmeyin diyor. Bizi kovalıyor, o gidiyor içeriye. Biz bir daha geliyoruz, oynuyoruz. 2-3 kez bu tekrar ediyor. Daha sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam dışarıya çıkıyor. Çocuklar Resulullah'ı görünce her birisi bir tarafa kaçıyor. Gelin gelin diye çocukları topluyor başına. Ne yapıyorsunuz burada? Ya Resulallah, oyun oynuyorduk. Ne oynuyorsunuz? Ağzımıza su dolduruyoruz, birbirimize serpiyoruz. Hadi diyor, ben de sizin içinizdeyim. Ve Resulullah onların içinde bu oyunu oynuyor. Mahmud İbni Rebi diyor ki 2-3 kez ağzına doldurdu. Bir su bize sıçrasın diye peygamberin ağzından geliyor. Gelip tam karşısında duruyoruz. Efendimiz yüzümüze sıçratıyor. Bir müddet sonra da artık Efendimiz eliyle bize böyle su serpmeye başladı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bu rivayet ortada dururken ne adına biz çocukları kovalarız mescitten Allah aşkına? Ne adına? Neye yaslanarak? Neymiş, beyefendinin huşusu bozuluyormuş. Senin gönlün namazda yok o zaman. Orada çocuğun oynaması, oynaşması nasıl senin huşunu bozuyor?